Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD'den casus balonla ilişkili 6 şirkete yaptırım. ABD yönetimi, ABD hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat ABD ordusunca düşürülen casus balon hadisesinin ardından Pekin yönetiminin gözetleme balonu programını destekledikleri gerekçesiyle 6 Çinli şirketi ihracat kara listesine ekledi. Söz konusu Çinli şirketlerin ihracat kara listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin Çin'in askeri modernizasyon çabalarını, özellikle de Çin Kurtuluş Ordusu'nun hava gemileri ve balonları içeren havacılık programlarını desteklediği aktarıldı. Açıklamada Pekin, Nanjing Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknoloji Grubu şirketi 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan, Lingkang uzaktan algılama teknolojisi başta olmak üzere 6 şirket kara listeye alındığı kaydedildi. Böylece ihracat kara listesine alınan şirketler için belirlenen ürünlerin yeniden ihracatında veya transferinde özel lisans gerekliliği aranacak. ABD Savunma Bakanlığı 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığı ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Çin, bu balonların ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü. Kukla Vali Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret edecek. The Guardian'ın bildirdiğine göre, Şincan hükümeti Kukla Başkanı Erkin Tunyaz, önümüzdeki hafta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Doğu Türkistan'la ilişkin durumu görüşmek için İngiltere'ye gidecek. Daha sonra birkaç Avrupa ülkesini ziyaret edecek. Ancak Avrupa Birliği, Çin'in Doğu Türkistan valisinin Brüksel'e ziyareti yüzünden uluslararası toplumun sert eleştirileriyle karşı karşıya. Euronews'in haberine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin Çin'in Doğu Türkistan valisi Erkin Tunyaz'la görüşme projesine sert eleştiriler yöneltti. Yapılan açıklamada Avrupa Birliği ve İngiltere, Çin'in işlediği zulmü aklamasına izin veren üst düzey komünist yetkililerle toplantı yapmaktan vazgeçmeli dendi. Çin'in Doğu Türkistan valisi Erkin Tunyaz'a ABD'nin yaptırım uyguladığı kaydedilen açıklamada görüşme yapma yerine Brüksel ve Londra'nın Doğu Türkistan'daki insanlığa karşı suçlardaki rolleri nedeniyle Erkin Tunyaz ve diğer üst düzey Çinli yetkilileri soruşturması ve yaptırım uygulaması gerektiği savunuldu. Avrupa Birliği protokol şefi Peter Stono, Çin'in Doğu Türkistan valisinin başkanlık ettiği bir heyetin Şubat ayında Brüksel'i ziyaret edeceği konusunda kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı. Çin tarafının talebi ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Avrupa Birliği Çin ilişkileri ve insan haklarının sorumlu yetkililerle toplantılar düzenleneceğini belirten Stano, bu görüşmeler Avrupa Birliği'nin bölgedeki insan hakları durumuna ilişkin uzun süredir devam eden endişelerini doğrudan iletmek için bir fırsat olarak görüyoruz dedi. İngiltere hükümeti yaptığı açıklamada Doğu Türkistan valisi Erkin Tunyaz'la yapacak görüşmeyi teyit etti. Associated Press İngiltere'de bir grup parlamenterin bu ziyareti eleştirdiğini açıkladı. Türkiye için tek yürek oldular. 6 Şubat yaşanan Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki bırakan iki depremin ardından dünyanın her yerinde yaşayan Uygur Türkleri arasında afetten etkilenenlere yardım etmek için bağış ve gönüllü kampanyası başlatan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin çağrısıyla pek çok Uygur Türk'ü elinden geleni ardına koymadı. İkinci vatanı bildikleri Türkiye'nin kara gününde yanında olmak isteyen Doğu Türkistanlı vatandaşlar arasında ilk adımda Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti koordinasyonuyla
6, 8, 10 Şubat tarihleri arasında özel eğitimli dahil 120 kişilik acil müdahale ekibi Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere deprem bölgesine gönderildi. İkinci adımda dünyanın çeşitli ülkelerinden bireysel veya STK'lar adına milyonlarca lira toplanarak depremzedelere ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara aktarıldı. Depremin birinci gününden beri Kahramanmaraş'ta bulunan 30 kişilik arama, kurtarma ve yardım ekibi Kadıroğlu ilçesi başta olmak üzere yardıma ihtiyaç bulunan bölgelerde AFAD, Kızılay ve İHA ekipleriyle yan yana kurtarma ve yardım çalışmaları yürütüyor. 65 kişilik ikinci arama, kurtarma ve yardım ekibi felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'a 8 Şubat itibariyle gönderilmişti. Her iki ilde aktif çalışmalarını sürdüren ekipler, gruplar halinde birkaç ekibe bölünerek afetzedeler için gelen yardımların dağıtımına dahil oldu. İHA tarafından kurulan çadırlarda barınan depremzedelere ilk gün biner kişilik, dünse 5000, bugünse 3000 kişilik Türkistan pilavı yaparak dağıttı. Ayrıyetten 10 Şubat akşamı kurtarma çalışmalarına lojistik destek malzemeleri, iki büyük kazan ve diğer yemek yapmak için gerekli ekipmanlar olmak üzere 4 kamyon 10 kişiyle birlikte Kahramanmaraş'a gönderildi. 11 Şubat öğle saatlerine doğru 3. ekip bölgeye intikal etmesiyle eş zamanlı olarak Doğu Türkistan Alimler Birliği'nden hoca efendiler deprem bölgelerine toplanan yardımları ulaştırmak ve de çalışmaları gözden geçirmek, ekibe moral vermek amacıyla Kahramanmaraş'taki ekiplerle bir araya geldi. Doğu Türkistanlı alimler depremzedelere dua ve iyi temennilerini ilettikten sonra diğer bölgelere geçmek üzere yola koyuldu. Ayrıca Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre daha 3 tır malzeme gönderileceği Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği ile Hira Vakfı afetten etkilenen bölgelerdeki halkın ihtiyaçları için kıyafet dikmeyi sürdürdü. Daha önce Uygur Türkü kadınların kışlık kıyafetler, battaniyeler ve çorap başta olmak üzere 3 tondan fazla ihtiyaç malzemelerinin afet bölgelerine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi. Halihazırda Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği dışında İstanbul ve Kayseri'den pek çok Uygur dernekleri de afet bölgelerinde milletimizin yaralarını sarmak için birbiriyle kenetlenmiş durumda ve var gücüyle yardım çalışmalarını sürdürüyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.